Rengi solan flamingo anne. Bir zamanlar güzel bir gölün kenarında Fiona adında sevgi dolu bir flamingo varmış. O ve değerli bebeği Fred, flamingolardan oluşan büyük bir topluluk içinde yaşarmış. Fiona, küçük Fred'e her zaman sıcaklık ve şefkatle bakan olağanüstü bir anneymiş. Ancak günlerden bir gün Fiona kendini daha zayıf hissetmeye ve parlak pembe rengini kaybetmeye başlamış. Diğer flamingolar onun solan görüntüsünü fark etmişler ve onun için çok endişelenmeye başlamışlar. Meraklı küçük bir flamingo olan Fred günden güne büyürken annesindeki değişiklikleri de fark ediyormuş ve yardım etmek istiyormuş. Fred kendi başının çaresine bakabilecek kadar büyüdüğünde Fiona'ya yaklaşarak ''Anne, neden rengin dökülüyor? Sana yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı?'' diye sormuş. Fiona cesur Fred'e nazikçe gülümseyerek ''Canım oğlum, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Ama bazen en güçlü ve en kararlı annelerin bile biraz fazladan yardıma ihtiyacı oluyor.'' demiş. Fred annesine gücünü ve canlı renklerini geri getirmek için ne mümkünse her şeyi yapacağına dair söz vermiş. Sulak alandaki en bilge, en yaşlı flamingo olan bilge yaşlı Walter'ı bulmak için uzun bir yolculuğa çıkmış. Uzun günlerden sonra Walter günlerini doğanın sırlarını gözlemleyerek geçirdi. Sakin bir gölün kenarındaymış. Fred onu tek ayağı üzerinde tünemiş, suyun kenarında zarifçe dengelenmiş halde bulmuş. Bilge Walter, annemin her geçen gün rengi soluyor. Ona nasıl yardım edeceğimi bilmiyorum. Bilgeliğini benimle paylaşır mısın? Demiş. Bilge yaşlı flamingo dikkatle dinlemiş ve sonra sevgili Fred, annenin solmakta olan rengini geri kazanmak için bu sulak alanlardaki en nadide, en besleyici yiyeceği bulmalısın. O da parıldayan gümüş karides. Büyülü canlandırıcı güçleri olduğu biliniyor, demiş. Fred'in kalbi umutla dolmuş. Parıldayan gümüş karidesi aramaya başlamış. Sulak alanı geçerek ona yardım eden, yön gösteren çeşitli hayvan dostlarla karşılaşmış. Sonunda uzun çabalardan sonra parıldayan gümüş karidesin yuvası olduğu söylenen gizli bir lagün keşfetmiş. Lagün nedir bilir misiniz çocuklar? Ona deniz kulağı da denir. Aslında denizle bağlantısı olan göl de demektir. İşte Fred hemen koşarak göle dalmış. Büyülü karidesi aramaya başlamış. Fred pırıl pırıl parıldayan büyülü karidesi görünce de çok sevinmiş. Hemen suya dalıp alarak büyük bir hevesle annesinin yanına dönmüş. Hastalıktan zayıf düşmüş ama hala kararlı ve güçlü gözükmeye çalışan Fiona, gümüş karidesi görünce çok şaşırmış. Oğlu ile gurur duyarak hemen gümüş karidesi kemirmeye başlamış. Günler geçtikçe Fiona'nın gücü yavaş yavaş geri gelmeye başlamış. Ve canlı pembe tüyleri tekrar parıldamaya başlamış. Fiona, küçük Fred'in sevgi dolu bir oğul değil, aynı zamanda kararlı bir bakıcı olduğunu sınırsız bir sevinçle fark etmiş. Birlikte sulak alanı keşfetmeye, flamingo topluluklarına mutluluk ve sevgi yaymaya devam etmişler. O günden sonra her flamingo zorlukların üstesinden gelen cesur çift Fiona ve Fred'in büyülü hikayesini konuşmuş. Çünkü ikisi anne ve çocuk arasındaki bağı kutlayarak sevginin kararlılığını ve özverinin hayatımıza mucizeler getirebildiğini herkese kanıtlamış. Ve böylece solan anne flamingo ve oğlu herkesin kalbinde sonsuza dek hatırlanan bir güç ve ilham haline gelmiş.